Son 2 poşet kaldı. Tamam. Cemre, Defne'nin söyledikleri doğru mu? Eylül bu evde mi yaşayacak? Evet. Ne demek ya? Öyle şey mi olur? Bir de ben konuşayım Eylül'le. Boşuna uğraşma Serkan. Yani Eylül haklı. Başka bir ev tutacak parası yok ki kızın. Kardeşlerini de bırakamıyor haklı olarak. Ne yapsın? Cemre, o pislik Müste teyze yaptıklarını Eylül'e de yaparsa ne olacak? Hayır, hayır yapmayacak. Ya, polisler evin çevresinde sürekli devriye gezecekmiş. Sen de onu yalnız bırakma, tamam mı? Eylül zor günler geçiriyor. Senin desteğine ihtiyacı var. Tamam. Meral. Annemden kalan hiçbir şeyi poşete koymadınız değil mi? Yok yok koymadım canım, merak etme. Hatta Mesude teyze saçlarını taramış galiba. Üzerinde saç telleri duruyordu. O yüzden tarağa bile dokunmadım. Meral. Ya bir kere de patavatsızlık yapma be kızım. Eylül, ben çok özür dilerim ya. Kıyamam. Kardeşim, ağlama hadi gel kendine. Hadi. Eylül, Serkan seni görmek için gelmiş. Niye ağladın sen? Benim yüzümden bir patavatsızlık olayı oldu da. Çöpler. Çöpleri getir. Tamam siz bırakın. Ben hallederim ağırdır şimdi. Eylül. Başın sağ olsun evladım. Duyunca çok üzüldüm kızım. Sağ olun. Sen burada yalnız mı kalacaksın? Başınıza duracak bir akraban yok mu? Yok. Anladım. Nasıl yapacaksın peki? Sen daha talebesin. Kirayı diyorum yani. Rahmetli bu ayın kirasını ödediydi de sonrası ne olacak? Bulacağım ben bir şekilde. Kızım, bulacağımla olmaz bu iş. Bak ben buranın kirasıyla geçiniyorum. Eğer kiramı ödeyemezsen... Çıkarırsınız değil mi? Siz de haklısınız, ne diyeyim? Haklısınız.